Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda temel makroekonomik faktörlerden söz edeceğiz. Bildiğiniz üzere daha önceki 7 videomuzda makro ile ilgili olarak okullardan bahsetmiştik. İşte klasikler, Keynesyenler, monetaristlerin üzerine durmuştuk. Peşi sıra yeni, güncel olan o ekollerden bahsetmiştik. Yeni klasikler, yeni Keynesyenler, post Keynesyenler gibi. Sonra sınavlarda sorulan bilim adamlarının önemli olduğunu da söylemiştik. İşte yeni Keynesyenleri savunan iktisatçılar kimlerdir? Ya da monetaristleri savunan iktisatçılar kimlerdir şeklinde. Dolayısıyla bir makroya giriş yapmıştık ekoller kapsamında. Şimdi bu video ile beraber arkadaşlar makro ekonomide biz modelleri işleyebilmek için gerekli olan arkadaşlar bize faktörleri sağlamaya çalışacağız. Yani etmenler nelerdir? Ama hani biz basit Keynesyen modele geçeceğiz bu videolardan, bu seriden sonra. O basit Keynesyen modeldeki kavramlar, harfler nelerdir? Aslında onları iyi bilebilmek için, modelleri iyi yorumlayabilmek için bizim buradaki arkadaşlar etmenleri iyi bilmemiz gerekiyor. Yani bu da bir seri gibi düşünün. Tabii buradan da arkadaşlar sorular gelebiliyor sınavlarda. Hem kurum sınavı olsun hem KPSS olsun. Dolayısıyla arkadaşlar bizim de bunlara vakıf olmamız gerekiyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Yani öğrenmek şart. Şimdi arkadaşlar bu sayfada şu başlıkla başladık. Temel makroekonomik faktörler başlığıyla. Ne demektir? Yani bir ülkeyi diğer ülkelerle kıyas edebilmek için, yorumlayabilmek için o ülkenin acaba arkadaşlar hangi kavramları bilmemiz lazım? Yani atıyorum Amerika ile Türkiye'yi kıyas ettiğimiz zaman nelere göre kıyas ederiz? Hangi ülkenin iyi, hangi yönlerden iyi olduğunu bilebilmek için de arkadaşlar bu kavramları bizim ihtiyacımız bulunmakta. Dolayısıyla temel makroekonomik faktörler arkadaşlar 5 tane esas etmenle sorgulanır, yorumlanır. Nedir bunlar? Bir, gelir kavramları. İşte bu gelir kavramı içerisinde gayri safi milli hasıla, gayri safi yurtiçi hasıla, gayri safi milli hasıla nasıl yorumlanır? Gayri safi yurtiçi hasıla nasıl yorumlanır? Kaç yolda hesaplanır? İşte milli hasılaya giren etmenler, girmeyen etmenler nelerdir? Bunlardan arkadaşlar söz edeceğiz. Ardından 2 numara enflasyon kavramlarından söz edeceğiz. Enflasyon nedir? En temelde nasıl hesaplanır? Hangi endekslerle hesaplanır? Bunların üzerine durmaya çalışacağız. Ancak enflasyon çeşitlerine girmeyeceğiz. Modellerden sonra makronun sonuna doğru işleyeceğimiz bir konu olacak kendisi. 3. Büyüme kavramları, ülkenin büyümesi neye bağlıdır? Ülkenin büyüme hesaplamaları nasıl yapılır? Bunlardan arkadaşlar söz etmeye çalışacağız yine. Bir kısa hesaplama yapacağız. Nominal gayri safi milli hasıla, reel gayri safi milli hasıla. 4. başlığımız işsizlik kavramları. İşte işsizlik çeşitlerini işleyeceğiz burada. İşsizlik nasıl hesaplanır? İşte istihdam nedir, aktif nüfus nedir gibi kavramlara bakacağız. Ve 5 numarada makroekonomik politikaları arkadaşlar inceleyeceğiz. Maliye politikası, para politikası ve gelirler politikası şeklinde. Dolayısıyla her bir başlıkta arkadaşlar soru çıktığını unutmayalım. Her bir başlıkta arkadaşlar bir tane kesin soru bulunur. Dolayısıyla bu da makroyu bilmek için çok önemli bir etmendir. Makro çok zincir bir ders değildir. Hani mikroda biliyorsunuz üretimden sonra maliyetler işleniyor. Maliyetten sonra piyasalar işleniyor. Hani böyle bir zincirleme bir etki yoktur. Ancak ben kendimce bir zincir yarattım. Bu da zincirin arkadaşlar başı diyebiliriz. Yani başı ne kadar iyi olursa o zincirin sonu da o kadar arkadaşlar kuvvetli olur. Evet arkadaşlar, bir numara gelir kavramları isterseniz başlayalım. Gelir kavramlarında arkadaşlar dikkati çeken ilk unsur iki tane Galatasaraylı olan faktörümüz. Yani gayri safi yurt içi hasıla GSYİ. Diğeri de arkadaşlar gayri safi milli hasıla yani GSMH. İkisi de Galatasaraylı. Başında arkadaşlar GS olduğunu görebiliyorsunuz. Peki ne demektir hocam gayri safi? Yani başında GS olması, gayri safi olması ne demek? Şimdi safi demek arkadaşlar net demek. Gayri safi dedi, bundan gayri derler yani bundan başka. Gayri safi, olumsuz. Yani safi olmayan demek. Yani dolayısıyla tanım vermeden önce arkadaşlar ilk söyleyeceğim cümle şudur. Bu ikisi de arkadaşlar nasıl kavramdır? Brüt kavramdır. İkisi de.
Ne demektir brüt kavram? Net değildir. Yani biz bir üretim yaparız. O üretimin içerisinde yıpranmalar da bunun içerisine dahildir. Çünkü üretim yaparken biliyorsunuz makine ve teçhizatlarınız eskiyor. Ama onların değerlerini göz ardı edersek, yani net bir değere ulaşmak istemezsek, dolayısıyla bunlar gayri safi yani brüt kavramlar olur. O zaman ikisi de brütse, brüt kavramlarsa arkadaşlar, gayri safi yurt çağısının tanımına bakalım. Tanım şudur: bir ülkenin sınırları içerisinde bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerleri toplamı. Şimdi ne demek bu? Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir ekonomide, bir ülkede, tamam Türkiye olsun, Türkiye. Bir yılda, bu aynı bir bilanço hesabı gibi düşünün. 1 Ocak'tan başlayıp 31 Aralık'a kadar süren bir süreç, bir bilanço hesaplaması gibi düşünün. Ve bu ülkede üretilen hangi mallar varsa, ama o mallarda nasıl mallar olacak arkadaşlar? Nihai. Yani tüketime hazır ve nazır olacak. Yani biz tüketme aşamasında o malları arkadaşlar değerlendirmiş olacağız. Onların mal ve hizmetleri piyasa değerleri toplamı. Yani şöyle söyleyeyim. P çarpı Q diyebiliriz. Yani piyasa değeri toplamı ne demek? Ne kadar mal ürettiyse Q miktar, kaç tane mal ürettiysen onun fiyatını arkadaşlar çarptığında onun değerini elde etmiş oluyorsun. O üretimin değerini elde etmiş oluyorsun. Mesela atıyorum şöyle bir örnek verelim. Muz Cumhuriyeti olsun. Muz Cumhuriyeti'nde arkadaşlar sadece 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar 100 kilogram muz üreteyim. O zaman benim Q'm 100. Peki muzun kilogram fiyatı ne kadar olsun? 5 TL olsun. O zaman 5 çarpı 100'den Muz Cumhuriyeti'nin arkadaşlar elde edeceği piyasa değeri toplamı 500 TL. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece Muz Cumhuriyeti'nde muz üretildiği zaman ki ben değeri topladım. Ama normalde tabii ki de bir ülkede bir sürü mal üretiliyor. O zaman siz de hangi mallar üretiliyorsa o yıl içerisinde onların miktarlarını fiyatlarla çarpıyorsunuz. Aynı bakkal hesabı gibi. Ya da mikroda bir firma için hesaplama yapmıştınız. Biliyorsunuz P çarpı Q aslında toplam hasılattır. İşte bunu, bu toplam hasılatı tüm ülkedeki firmaların P çarpı Q'su gibi düşünürseniz, toplarsanız elde ettiğiniz değeri aslında arkadaşlar gayri safi yurt içi hasılaya ulaşmış oluyorsunuz. Yalnız gayri safi yurt içi hasılada çok önemli bir etmen var. O da şudur: ülkenin sınırları içerisinde diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Yani Türkiye'nin toprakları içerisinde yapılan P çarpı Q'lardan bahsetmekte. Mesela şöyle örnek vereyim hemen arkadaşlar alt tarafta. Şurası Türkiye olsun. Burada Edirne var, burada Muğla var, burada arkadaşlar Kars var, burada Hakkari var, burada Antalya var. Bakın Türkiye'yi ben böyle dikdörtgen şeklinde vermeye çalıştım. Türkiye'nin toprakları içerisinde yapılan üretimden bahsetmekte. Çünkü ismi üzerine bakın, yurt içi diyor. Yurt içerisinde yapılan üretimden bahsediyor. O zaman ne olabilir? Burada mesela atıyorum Kayseri'de atıyorum Ülker'in fabrikası olsun. Ülker'in fabrikası olsun. İşte atıyorum arkadaşlar Antalya'da bir tane başka bir şirket, atıyorum danışmanlık şirketi olsun. Atıyorum işte Trabzon'da arkadaşlar balıkçılık şirketi olsun. İşte ben sadece 3 tanesini yazdım. Bu topraklarda, sınırlar içerisinde, bu çizmiş olduğum çerçeve içerisinde bir yılda yapılan tüm nihai mal ve hizmetin değerleri toplam. Balıkçılık, işte bir yıl içerisinde ne kadar balık üretildiyse onun P çarpı Q'sunu yapıp balıkçılık sektörünü topluyorsunuz. Ülker bir yıl içerisinde ne kadar arkadaşlar mal ürettiyse işte gofret olur, bisküvi olur, onların P çarpı Q'sunu çarpıp topluyorsunuz. Danışmanlık hizmeti, hizmet diyelim ismi üzerinde, sadece mal değil yani. Ne kadar kişiye danışmanlık verdiyse o danışmanlık şirketin yaptığı hizmetleri fiyatlarla çarpıp topluyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar sınırlar içerisinde yapılan üretimi kapsıyor. Ha, burada şunu vereyim hemen. Hocam gayri safi yurt hasılası dediniz, sınırlarımız dediniz ve sadece Türkiye'nin, yani Türk şirketlerini, gerçek ve tüzel kişilerini yazdınız. Yanlış. Arkadaşlar topraklarımızda sadece Türkler mi üretim yapıyor? Hayır. Demek ki sınır esasında, sınırları içerisinde derken hem yerli üretimden bahsediyorum hem de yabancı şirketlerin yaptığı üretimden de bahsediyorum. Mesela atıyorum Antalya'da arkadaşlar Rus Anla var.
Anna Rus arkadaşlar, kendisi Rus vatandaşı ama Türkiye'ye çalışıyor. Atıyorum işte bizim topraklarımızda turizm yapıyor. Ne yapıyor? Rusya'dan arkadaşlar bir kafileyi topluyor. Onlara gidiyor, atıyorum mesela tiyatroları gezdiriyor, antik yerleri gezdiriyor. İşte oradan da bir para kazanıyor. Demek ki sadece Türkiye'nin sahipliğinde olan şirketlerin ya da insanların yaptığı üretimden bahsetmiyoruz. Hem yerli üretim var bunun içerisinde, hem yabancı üretim var. Bir örnek daha vermek gerekirse Bursa'da Ford fabrikası olsun, Renault fabrikası olsun. Bunlar da yabancı menşeli şirketler. Bunların yaptığı üretim de arkadaşlar yine topraklarımızda olduğu için gayri safi yurt içi hasılaya katılır. Yani sınır demek sadece bizim yaptığımız üretimleri anlatmıyor. Sınır demek hem bizim yaptığımız üretimleri bahsediyor, hem de yabancının yaptığı üretim arkadaşlar bahsediyor. İşte bütün bir yıl içerisinde bunları biz arkadaşlar çarpıp toplarsak, P çarpı Q yaparsak o zaman biz ne yapmış oluruz? Gayri safi yurt hasılayı toplamış bulmuş oluruz. Peki diğer kavram ne? Gayri safi milli hasıla ise ismi üzerinde milli, demek ki orada da vermiş olduğu kavram farkı var. Ufak nüanslar var. Ama tanımın ne kadar yani benzediğine bakın. Bakın gayri safi yurt hasıla bir ülkenin, bu da bir ülkenin. Bir yılda, bu da bir yılda yine üretilen nihai mal ve hizmetlerin, yine piyasa değerleri toplamı, ben buraya piyasa yazmamışım ama piyasa değerleri toplamı, yani P çarpı Q, yalnız çok önemli, sınırları demiyor. Çünkü sınırları deseydi yurt içi hasıla olacaktı. Ne diyor arkadaşlar? Milli hasıla diyor. Milli, milliyet. Yani Türkiye'nin gerçek ve tüzel kişileri tarafından, vatandaşları tarafından yapılan üretimden bahsediyor. O zaman şöyle söyleyelim. Yurt içi hasıla sadece sınırları içerisindeki üretimden bahsederken, ki bunun içerisinde yerli ve yabancı üretimler varken, gayri safi milli hasıla da milliyet demek, vatandaşlık demek. Türk vatandaşı, Türk gerçek kişisi ya da Türk tüzel kişisi olacaksınız. Dolayısıyla o da topraklarımıza dikkat etmiyor. Çünkü orada arkadaşlar yurt içi kavram yok milli hasıla. Bir örnek verelim. Şimdi Türkiye, dünyada nereye giderseniz gidin arkadaşlar bir Türk'e rastlarsınız. İsterseniz Paraguay'a gidin, ondan sonra Yeni Gine'ye gidin, Sri Lanka'ya gidin, Hindistan'a gidin, Türk bulursunuz. İşte onlar Türk vatandaşı ya da Türk şirketleri. Rusya'da da Türk şirketi var, Almanya'da da Türk şirketi var, İngiltere'de Türk şirketi var. Yani Türkiye'nin arkadaşlar yasalarına, vergilendirmelerine tabi. O zaman işte o zaman toprak sınır esası ortadan kalkmış oluyor. Dünyanın tamamını ve dünyanın tamamında yaşayan Türk vatandaşlarının üretimine dikkat altına alacaksınız gayri safi milli hasılada. Mesela örnek verelim. Burada arkadaşlar İran var. İran'da atıyorum işte inşaat sektöründe ne diyelim? Demir inşaat anonim şirketi olsun. Burada arkadaşlar Rusya var. Rusya'da yine halı sektöründe, kürk sektöründe Türk şirketi olsun. İşte Tayyar Kürk anonim şirketi olsun. İşte Almanya'da arkadaşlar Gazi diye bir şirket var, süt ve süt ürünleri. Bu da Türk menşeli olsun. İşte yine arkadaşlar görüyorsunuz çok fazla ülkede, bir sürü ülkede Türk mallarını üreten neyi bulabilirsiniz? Şirketimizin olduğunu görebilirsiniz. Sadece şirket bazına bakmayalım. Gerçek kişileri de yaptığı üretimler arkadaşlar görmüş olabilirsiniz. Atıyorum Almanya'da Türk tercüman vardır. Ya da Brezilya'da Türk tercüman vardır. Bunların yaptığı üretimler de yine arkadaşlar gayri safi milli hasılanın içerisine dahil olur. Peki o zaman hocam bunu bir harita üzerinde gösterdiniz bize. O harita üzerine biraz daha yoğunlaşalım. Topraklarımız içerisinde üretim yapan gayri safi yurt içi hasıla bir yıl içerisinde nihai mal olacak. Aramalı olmayacak. Yani tüketimi hazır olacak. Peki gayri safi çağısında hem yerli hem yabancı üretimleri kapsıyor mu? Evet. Peki hocam milli hasılayı nasıl hesaplayabiliriz? Altta formül var ama ben mantalitesini vermeye çalışıyorum. Şurada Rus, Türkiye'de çalışan Rus danışmanlık şirketinin elde ettiği kazançlar tabii ki de arkadaşlar kendi ülkesine gider. Çünkü bizim topraklarımızdan kazanıyor, öyle değil mi? Kendi ülkesinin vergilendirmesine tabi.
Bunu arkadaşlar biz dış alem gideri diyoruz. Yani resmen şuna benziyor. Bizim topraklarımızda doğup da başka ülkede batan nehir gibi. İşte Aras nehri gibi. İşte Kura nehri gibi. Yanlış bilmiyorsam. Peki hocam yine Bursa'da ne var? Renault fabrikası var. Bizim topraklarımızda üretim yapıyor. Tamam, gayri safi yurt içi tabi ama işte Renault fabrikası Fransız olduğu için Fransa'nın vergilendirmenin tabi. O zaman bu da dış alem gideri olmuyor mu? Yani bizim topraklarımıza doğup kendi ülkesine giden bir para. Peki tam tersi düşünün. Dünyanın envai yerinde çalışan Türk şirketleri ve Türk tüzel kişileri var. Peki bunların elde ettiği, üretimden elde ettiği paralar nerede vergilendiriliyor? İşte Rusya'da Tayyar Kürk dedik, Türk şirketi dedik. Bizim ülkemizde vergilendirilir. İşte buna biz dış alem nesi deriz arkadaşlar? Bizim ülkemize geldiği için geliri deriz. Yani başka topraklarda doğup da bizim ülkemizde batan nehirler gibi. Mesela örnek vereyim, Asi Nehri gibi, değil mi? Amik Ovası'nı oluşturuyor Hatay'da. Mesela İran'da demir inşaat var, orada para kazanmış. Tamam, bizim şirketimiz ama başka toprakta. Peki yine bizim vergilendirmelerimize tabi değil mi? O zaman dış alem nesi arkadaşlar? Geliri. Yine Japonya'da Türk şirketi var. Onun orada kazandığı paralar ülkemizde vergilendirildiği için dış alem geliri. Almanya'da Gazi süt ve süt ürünleri olsun. Türk şirketi bizim vergilendirmemize tabi. Yani buraya da kalkıp bizim ülkemize akan nehir gibi dış alem geliri diyebilirsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Gayri safi yurt içi hasılaya, gayri safi yurt içi hasıla yoluyla bazı toplamalar ve çıkarmalar yaparak gayri safi milli hasılaya ulaşabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Çok basit. Gayri safi yurt içi hasılaya, hasıladan yabancı üretimler olduğu için kendi ülkelerine giden paraları çıkartacaksınız. Yani mesela şuradaki Rus danışmanlık şirketinin kendisine yolladığı para, dış alem gideri. Yine Bursa'da Renault fabrikasının kendi ülkesine yollamış olduğu arkadaşlar para, dış alem gideri. Dış alemde üretim yapan Türklerin, Türk şirketlerin yaptığı üretimleri de, o değerleri de ülkemize katacaksınız. Mesela Tayyar Kürk vardı. Buna biz ne demiştik? Dış alem geliri demiştik. İran'da demir inşaat vardı. Bizim ülkemize arkadaşlar dahi dersek dış alem geliri. Gelirleri toplayacağız, giderleri çıkartacağız. O zaman biz işte gayri safi yurt içi hasıladan gayri safi milli hasılaya ulaşmış oluruz ki formülünü arkadaşlar altta hemen verdim. Hemen yapalım isterseniz. Gayri safi milli hasıla eşittir gayri safi yurt içi hasıla artı NIDAK. NIDAK kısaltmadır. Açılımını söylüyorum. Net dış alem geliri. Dikkat edin, net demek bu gelirle gider arasındaki fark demek. Daha açık halini aşağıda yazdım. Gayri safi milli hasılaya ulaşmak için gayri safi yurt içi hasılanın değerine dış alem geliri toplayarak dış alem giderini çıkartarak elde ediyorsunuz. Yani tekrar diyeyim. İşte Tayyar Kürk'ün Rusya'da yaptığı üretimi topluyorsunuz. İran'daki demir anonim şirketinin yaptığı, Türk şirketin yaptığı üretimleri topluyorsunuz. Almanya'da Gazi şirketin yaptığı üretimleri topluyorsunuz. Ancak milli hasıla ulaşmak için neyi çıkartıyorsunuz? Tamamen bizim yerli vatandaşın yapmış olduğu üretimi bulmak için. İşte Rus danışmanlık şirketinin yaptığı giderleri çıkartıyorsunuz. Zaten kendi ülkesine gidiyor yani. Mesela atıyorum Renault fabrikasının yaptığı üretimi çıkartıyorsunuz. Gibi gibi. Zaten bir sürü biliyorsunuz bizim ülkemizde çok uluslu şirketler de var. Yabancı sermaye ve bizim topraklarımızda üretim yapıp para kazanıyorlar. Demek ki bu gelir gider farklılaştırmaları milli hasıla ile yurt içi hasıla arasında dengelerin de değişmesine yol açıyor diyebiliriz. Hocam en temelde nasıl bir soru gelebilir? Düşünelim. Şöyle bir soru verebilir arkadaşlar karşınıza. Gayri safi yurt içi hasıla 100 milyar dolar. Dış alem geliri 10 milyar dolar. Dış alem gideri 5 milyar dolar. İşte size kalkıp der ki bu verilere göre gayri safi milli hasılayı hesaplayın. Yerine koy. Gayri safi yurt içi hasıla arkadaşlar kaçtı? 100. Şuraya yazmışız. 100. Buraya 100'ü yazarsınız.
Dış alem geliri ne kadar ne kadardı? 10. Dış alem geliri ne kadardı? 5. 10'dan 5 çıkartırsak 5, %5 toplarsak 105 olur. Dolayısıyla böyle ya da sana milli hasılayı verir, yurt içi hasılayı ister gibi gibi bir sürü aslında soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak sayısal sorularda formül evet ezberlenmesi, bilinmesi gerekiyor. Bu benim anlattığım mantık çerçevesinde. Yalnız kavramsal sorularda sorabilir. Yani sayı vermeden size milli hasıla ile yurt içi hasıla arasındaki farklılıkları bir formülsel etmen etrafında gösterebilir. Mesela örnek verelim aşağıdaki arkadaşlar soru gibi. Mesela NIDAK sıfırdan büyük olursa bu ne anlama gelir diye bir soru sorsun. Peki NIDAK'ın sıfırdan büyük olması ne demek? Demek ki gelirin giderden daha büyük olduğunu anlıyoruz. Çünkü NIDAK bunların ikisinin farkı değil miydi? Burası 10 olsa, burası 5 olsa yukarıdaki soru gibi pozitif 5 olacak. O zaman şöyle diyelim. Gelir, dış alem geliri giderden nedir arkadaşlar? Fazladır. Peki gelir giderden fazlaysa, yani bu şunu anlatmıyor mu? Dünyada demek ki tür şirketlerin sayısı fazla. Bizde olandan, bizde bulunan yabancılardan. Evet. Peki o zaman burasının pozitif değer alması demek. Gayri safi iç hasılayı topladığımız zaman burasının daha büyük yapması demek değil mi? Mesela 100 ver. 5 olsun, pozitif 5 olsun bu örneğe göre. O zaman milli hasıla 105 olur. O zaman gayri safi milli hasıla büyüktür. Gayri safi yurt içi hasıla diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. İşte şahane bir soru olur arkadaşlar karşınızda. Mesela nasıl bir soru sorabilir? Şöyle. Net dış alem geliri sıfırdan büyükse aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir dendiği zaman bunun tek cevabı vardır. Gayri safi milli hasıla yurt içi hasıladan nedir arkadaşlar? Büyüktür. Peki küçük olursa ne demektir? Yani giderin arkadaşlar daha büyük, gelirin arkadaşlar daha küçük olduğunu söylüyoruz. Bu şunu anlatıyor. Bizde yabancı bulunan bizim topraklarımızda yabancı şirketlerin sayısının fazla olduğunu kime göre? Dış alemdeki tüm şirketlerine göre diyebiliriz arkadaşlar. O zaman gider büyüktür gelir. Peki NIDAK hangi değeri alır bu yüzden? Negatif. Peki yine burası 100 olsun. Burasına -5 yaparsak o zaman burası 95 olmaz mı? O zaman ne olur bu sefer? Gayri safi milli hasıla küçüktür. Gayri safi yurt içi hasıla arkadaşlar diyebiliriz. Bu sefer büyük olan hangisi olmuş oldu? Gayri safi yurt içi hasıla olmuş oldu. Peki NIDAK sıfırı eşitse, yani NIDAK'ın sıfır olması, net dış alem gelirinin sıfır olması demek? Gelir giderlerin birbirine arkadaşlar eşit olması demek. Bu ne demektir? Hani bunu da biraz yorumlayalım hemen cevabına geçmeden önce. Demek ki dış alemdeki Türk şirketleriyle Türkiye'deki yabancı şirketlerin sayısı birbirine eşit. Gelir gider farkı yok çünkü. Bir tanesi de 5 üretiyor. Bizim dış alemdeki Türk şirketleri de 5 üretiyor. O zaman ne çıkar? 0 çıkar. O zaman yerine koyarsak gelir gider farkı 0 olmaz mı? Zaten 0. Peki o zaman bu da buranın 0 olması demek. İkisinin birbirine arkadaşlar ne olması demektir? Eşit olması demektir. Rahatlıkla arkadaşlar şu eşitliği yazabiliriz. O zaman demek ki en temelde arkadaşlar bu kısım gerçekten bizim için önemli. Tekrar diyorum. Gayri safi yurt içi hasıla sınır esası. Hem yerli hem yabancı üretim var. Gayri safi milli hasıla vatandaşlık esası. Yani sadece yerli milli olacak Türk tüzel kişiler ya da Türk gerçek kişilerin yaptığı üretimlere kastedeceğiz. Ve dünya çapına bakacağız. Sınıra bakmayacağız. Ve gayri safi milli hasıla eşittir. Gayri safi yurt içi hasıla artı NIDAK yani net dış alem geliri, dış alem geliri eksi dış alem gider farkı. Ve dolayısıyla böyle en temelde bakın öncüllü sorular şuradan gelebilir. İlk formülümüz çünkü görüyorsunuz gelir hesaplamalarında bizim için önemli. Hocam peki siz olsaydınız nasıl soru sorardınız? Vallahi bunları sorardım. Görüyorsunuz bak NIDAK sıfırdan büyük sıfırdan küçük öncüllü soru giderdi burada yani. Çok da hani bilen yapardı bilmeyen yapamazdı. Ama ben olsaydım öyle formülü bilip de geçme söz konusu olmazdı. Peki nasıl soru sorardınız? İşte altta yazıyor. Ben sorsaydım sorusu. Ya da ben olsaydım ben sorsaydım sorusu. O da şu. Bir, Türk şirketin Almanya'da yaptığı üretim. İki,
Fransız şirketin Türkiye'de yaptığı üretim. 3. İtalyan şirketin İngiltere'de yaptığı üretim. 4. Türk şirketin Türkiye'de yaptığı üretim. Öncülere bak. Ve soru şu. Hangileri Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına ve gayri safi yurt içi hasılasına kavramlarına dahildir? Yani Türkiye bazında hesaplama yapacak olursak bu şıklardan hangisinin Türkiye'nin nesine gayri safi yurt içi hasılası ve gayri safi milli hasılasına girdiğini sınıflandıracaksın, yazacaksın. Evet, birle başlıyoruz. Türk şirketin Almanya'da yaptığı üretim. Şimdi bir dakika, Türkiye'ye bakacaktık değil mi? Almanya diyor, bizim topraklarımız değil. Peki topraklarımız olsaydı sınır esası olacaktı, gayri safi yurt içi hasıl olacaktı. Türk şirket olması ve topraklarımızın dışında üretim yapması onu Türk gerçek ve tüzel kişisi kimliğine sokar. Milliyet esası hakimdir. O zaman bu Türkiye'nin GSMH'ına girer. 2. Fransız şirketin Türkiye'de yaptığı üretim. Fransız Renault şirketi Bursa'da araba fabrikası var, üretim yapıyor ve buradan para kazanıp kendi paralarını kendi ülkesine kar aktarımı olarak aktarıyor. Peki bir dakika, nerede yapmış üretimi? Türkiye'de. Ha, o zaman sınır esası var, Türkiye, öyle değil mi? Peki biz sınır esasına sadece Türk olmasına bakıyorduk, yabancıları da kapsıyor muyduk? Evet, yabancıları da kapsıyorduk. Yerli artı yabancı üretim demiştik arkadaşlar. Bakın burada yazıyor zaten kendisi. O zaman Türkiye sınırlarında üretim yaptığı için Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına girer. 3 numaralı soru. İtalyan şirketin İngiltere'de yaptığı üretim demişiz. Vallahi ben burada hiç Türkiye'yi göremiyorum. Bir dakika, İngiltere topraklarında yapmış üretimi ve İtalyan şirketi. Türkiye'yi ne bağlıyor burada? Türkiye bu olayı Fransız. Dolayısıyla Türkiye'nin ne gayri safi milli hasılasına girer, ne yurt içi hasılasına girer. Ne güzel bir kandırma sorusu olurdu ya. Ya şu komisyona beni yazsalar var ya, gerçekten güzel sorular çıkartırım. Böyle tanınmanım değil. Biliyor musun, bilmiyor musun? Biliyorsan yap, bilmiyorsan kal. 4 numarada şahane bir öncül. Dikkat! Türk şirketinin Türkiye'de yaptığı üretim demişiz arkadaşlar. Bir dakika şimdi, çok ilginç. Türk şirketi derken milliyet esası hakim değil mi? Yani tüzel kişi, Türk şirketi. Bir de Türkiye'de yaptığı üretim dediği için Türkiye topraklarında yaptığı üretim demek değil mi? Yani şurası bana sınır esasını veriyor, şurası bana milliyet esasını veriyor. O zaman arkadaşlar bomba geliyor. Bu sadece bir kavrama girmez. Bu sınır esası olduğu için, Türkiye topraklarında üretim yaptığı için gayri safi yurt içi hasılaya girer. Artı Türk şirketi olduğu için de gayri safi milli hasılaya girer. Görüyorsunuz değil mi? Soruya bakın. Hem gerçek hem tüzel kişilik var yani. O zaman hem sınır hem milliyet burada hakim. Dediğim gibi arkadaşlar şahane bir sınav sorusu olmaya aday bir soru kendisi. Peki böyle bir sorudan sonra gayri safi milli hasıla ve yurt içi hasıla üzerinde çokça durduk. Formülünü, açıklamasını ve tanımını yaptık. Dikkat edeceğiniz noktalara da vurgu yaptık. Şimdi yavaş yavaş, gelir daha bitmedi. Gelir daha yeni başlıyor. Hocam diğer gelir kavramlarına geçin. Geçelim. Tabii bu sayfada yetmeyecek. Bu videoyu bu sayfa bitince keseceğim, bırakacağım, yani diğer videoya geçeceğiz. O videoda diğer gelir kavramları devam edecek. Peki ilk arkadaşlar kavramımız SMH. Hocam SMH nedir? Tanımı safi milli hasıla. Peki hocam az önce biz bu iki kavramın gayri safi olduğunu söylemedik mi? İki kavramın üretim yaparken, ben ekmek üretirken, araba üretirken aslında makineler de yıpranıyor. Net bir kavram değil. Yıpranmaları dikkate almadığımı bu iki kavram için söyledim mi? Ve brüt olduklarını söyledim mi? Ama bize gerçek üretimin değeri lazım. Net değer nedir? Yani makinelerdeki yıpranmaları çıkartırsak ne elde ederiz? Hangi kavramı elde ederiz derseniz, işte karşımıza safi milli hasıla geliyor. Safi milli hasıla, net milli hasıla olarak da geçer tanımı. Ve tanımdan da, az önce anlattığım tanımdan da görüleceği üzere gayri safi milli hasıla brüt bir kavramdı. Eğer yıpranma, yani aşınmaları, amortismanları, amortisman, yıpranma demek, çıkartırsak, arındırırsak
Safi milli haslayı arkadaşlar elde ederiz. Ve tanım vereyim, safi milli hasla ülkenin net üretim gücünü verir arkadaşlar. Bakın, gayri safi milli hasla ya da yurt içi hasla vermiyor. Safi milli hasla ülkenin net üretim gücünü veriyor. Yani ne kadar biz üzerine koymuşuz acaba? Bunu sorguluyoruz. Mesela Afrika ülkelerinde Afrikalılar üretim yapıyor ama makineleri çok eski ve yıpranma oranları fazla olduğu için üretim yaparken kaybediyorlar. Çünkü amortismanları yüksek. Dolayısıyla ülkenin teknolojik olup olmadığı ya da makine paktının yeni olup olmadığı safi milli hasılaya göre hesaplanır ve aşağıda formülü görüyorsunuz. Safi milli hasıla elde etmek için gayri safi milli hasıladan amortismanları, yıpranmaları ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Bakın, zincirleme, dikkat. Gayri safi milli hasıla elde ettik. Gayri safi milli hasıladan amortismanları çıkarttık. Safi milli hasılayı bulduk. Mesela örnek soru. Gayri safi milli hasıla 5 milyar dolar ya da 50 milyar dolar. İşte amortismanlar 1 milyar dolar. 50 milyar dolardan 1 milyar doları çıkartırsak 49 milyar dolar net üretim gücü vardır diyebiliriz. Ve arkadaşlar, diğer gelir kavramlarında milli geliri görüyoruz. Milli gelir MG olarak kısaltılıyor. Ve gayri safi milli hasılaya dahil olan ürünler içerisinde dolaylı vergiler de bulunur. Yani örnek verelim şimdi. Mesela az önce şurada örnek verecek olursak neyden bahsedelim? Bir ülke, atıyorum Tayyar Cumhuriyeti. Tayyar Cumhuriyeti'nde 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar sadece 100 adet ekmek üretilsin. Yani Q100. Başka hiçbir alt üretilmiyor Tayyar Cumhuriyeti'nde. Ekmeğin tane fiyatı da arkadaşlar 10 TL olsun. O zaman 10 çarpı 100'den bu ekonomide sadece 1000 TL gayri safi milli hasıla vardır. Ya da yurt içi hasıla vardır. NIDA'nın olmadığını varsayarsak. Şimdi bir dakika. Bu 1000 TL gayri safi milli hasıla ya da yurt içi hasıla dediniz ya. Peki bu miktarı ben ayıştıramam. Neden? Çünkü ekmek ekmek. Neyini ayıştıracağım ekmeği yani? Hani çeyrek ekmek, yarım ekmek mi yapacağım? İktisadi olan etmenler fiyatla ilgilidir. Peki bana söyleyin bakalım, ekmeğin fiyatını oluşturan etmenler neler? Mesela ham madde fiyatları var mıdır? Başka ne vardır? Mesela vergi vardır. KDV gibi dolaylı vergiler vardır. O fiyatın içerisine dahil değil midir? Mesela makine paktı, fırın vardır. Peki onların amortismanları da arkadaşlar yok mudur? İşte siz bunları çarparak genel bir sonucu ulaşmış oldunuz. Ve ne yaptınız? Gayri safi milli hasıladan o ekmek üretirken yapmış olduğunuz yıpranmalar fiyatın içindeydi. O kaç TL'si amortismanları çıkartıp safi milli hasılayı buldunuz. Peki yine ekmeğin fiyatının içerisinde çok önemli bir etmen daha var. Ne var? Arkadaşlar, üretici ne yapıyor biliyor musunuz? Üretici devletin yüklemiş olduğu bazı vergileri fiyatlar yoluyla tüketiciye yansıtıyor. Mesela ekmek bir zorunlu mal gibi düşünürsek, sen fırınlara eğer KDV yüklüyorsa devlet, fırın sahibi de o vergiyi ekmeğe zam yaparak senden çıkartmaya çalışır. Yani dolaylı vergiler, KDV gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla siz gayri safi milli hasıladan amortismanı çıkartıp safi milli hasılayı buldunuz. Safi milli hasılayı da biraz daha böyle indire indire, aşağı indire indire bakın bir kavrama geleceksiniz. Milli gelir. İşte neyi çıkartacaksınız milli geliri bulmak için? Dolaylı vergileri bulacaksınız. O zaman bakın, tanımı şimdi okuyalım. Gayri safi milli hasılaya dahil olan ürünler içerisinde hem amortismanlar hem dolaylı vergiler bulunur. KDV, ÖTV gibi. Gayri safi milli hasıladan amortismanları çıkartırsanız işte o yıpranmaları safi milli hasılayı bulursunuz. Yine safi milli hasıladan, burada eksiklik olmuş, gayri safi milli hasıla kavramından dolaylı vergiler çıkartılırsa değil de safi milli hasıla kavramından dolaylı vergiler çıkartılırsa, o zaman neyi bulmuş olursunuz? Milli geliri elde etmiş olursunuz. Yani neyi bulmuş oluyorsunuz biliyor musunuz? Ekmeğin fiyatı kaç TL'ydi? 10 TL'ydi değil mi? Ne var bunun içerisinde? Dolaylı vergiler var. Atıyorum 2 TL. Amortismanlar var. Atıyorum işte 3 TL. 5'te ekmeğin fiyatının 5 TL'si bu ikisi. Geriye ne kaldı? Emek, sermaye, doğal kaynak ve girişimciliğin almış olduğu pay kaldı. Peki söyleyeyim bakalım, emek ne alır? Ücret. Sermaye ne alır? Faiz. Doğal kaynak ne alır? Kira.
girişimcini alır, kar. İşte indire indire aslında siz üretim faktörlerinin elde etmiş olduğu geliri elde etmiş olduğunuz aslında baktığımızda onu bulmuş olduğunuz. Dolayısıyla o zaman tanımlara bir daha şöyle gözden geçecek olursak gayri safi milli hasıladan safi milli hasılaya gayri safi milli hasıladan amortismanları çıkarttığımızda safi milli hasılayı bulduk. Safi milli hasılanın içerisinde amortismanlar yok. Ama ne var? Dolaylı vergiler var. O zaman safi milli hasıladan dolaylı vergileri çıkartırsak KDV, ÖTV gibi milli gelir arkadaşlar elde etmiş oluruz. Dikkat edin, iki tane vergi var. Bir dolaylı, diğeri dolaysız. Dolaylı vergi KDV'dir. Dolaysız vergi burada yeri şu an için yok. O da gelir vergisidir. Bazı kitaplar milli geliri şu şekilde tanımlarken bazı kitaplarda arkadaşlar artı sübvansiyon yani devletin karşılıksız bir şekilde şirketlere yardımı şeklinde sübvansiyonu da ekleyebiliyorlar. Çünkü sübvansiyon milli geliri artıran bir etmendir arkadaşlar. Ama vergiler milli geliri azaltan bir etmendir. Vergi olumsuz, sübvansiyon olumlu gibi düşünebilirsiniz. Peki son olarak ben şimdi bakın şöyle söyleyelim. 10 liranın amortismanlar 3 lirasıydı kaldı 7 lira. Düştüm. Dolaylı vergiler arkadaşlar milli geliri bulmak için çıkarttım. 7 liradan 2 liraya çıkartırsak da 5 lira. Peki 5 lira nedir? İşte 5 lira ekmeğin üretildiği tayyar ekonomisinde emek, sermaye, doğal kaynak girişimciliğin aldığı paydır basit anlamda. Yani aslında siz milli geliri bulurken yani safi milli hasıladan dolaylı vergileri çıkartırken şunları elde etmiş olduğunuz diğer bir tanım. Bak ikinci tanım. Millet sadece bir tanesini ezberliyor sonra yanlış yapıyor. Milli gelir aynı zamanda şudur. Üretim faktörlerinin sahiplerinin bir ekonomide bir yılda elde ettiği kazançlar toplamıdır. Yani ücret ne kadar ücret kazanıyoruz? Faiz, kira, kar. Yani emek, sermaye, doğal kaynak, girişimciliğin bir yıl içerisinde elde ettiği değerler toplamı yine size milli geliri ne yapar arkadaşlar? Verir. Buna maliye kitaplarında ya da iktisatta arkadaşlar biz fonksiyonel gelir dağılımı diyoruz. Normalde maliyeciler ya da iktisatçıların alanları ortaktır. Hatta iktisat daha geniştir. Mesela gelir dağılımı bir ülkede yaratılan bir gelirin sınıflara, paydaşlara nasıl pay edildiği üzerine durur. Ve gelir dağılımının şöyle özellikleri vardır. Mesela çeşitleri vardır. Kişisel gelir dağılımı. Mesela nüfus paylandırır. İşte atıyorum en zenginden en fakire doğru. Bunun aldığı paylar konuşulur. İşte gelir dağılımı adaletli mi değil mi? Bölgesel gelir dağılımı var. Türkiye 7 tane coğrafi bölge en yüksek payı kim alıyor, en düşük payı kim alıyor? Bunlar tartışılır. İşte bölgeler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliklerine vurgu yapılır. Sektörel gelir dağılımı var. İşte tarım, hizmet, sanayi, imalat gelirden ne kadar pay alıyor? Bir de fonksiyonel gelir dağılımı var. Üretim faktörleri sahiplerinin bir yılda elde ettiği gelirler ne kadar? Yani acaba hani ücret toplam gelirden ne kadar? Yüzde kaç alıyor? Faiz ne kadar alıyor? Kira ne kadar alıyor? Kar ne kadar alıyor? Bunu da çok açık konuşmak gerekirse normal dönemlerde milli gelirde yaratılan gelirden en fazla pay alan Türkiye için konuşursak ücret ve yevmiye gelirleridir arkadaşlar. Ama kriz zamanında sermaye sahiplerinin sermayesi çok değerli olduğu için sermaye burada daha fazla önem kazanır. Yani faiz kriz zamanlarında daha fazla gelir elde eden bir etmendir diyebiliriz arkadaşlar bu noktada. O zaman kısa bir tanım. Gayri safi milli hasıla brüttür. Milli olduğu için gerçek ve tüzel kişilere arkadaşlar bakar. Yani sınır esası yoktur. Gayri safi yurt içi hasıla ise sınır esasına hakimdir. Gerçek ve tüzel kişilere bakar ama kime? Yerli artı yabancıya bakar. İkisi de brüt kavramdır. Peki gayri safi milli hasıladan safi milli hasıla ulaşmak için ne yapmam lazım? Amortismanları çıkartman lazım. Safi milli hasıla elde edilir. Peki safi milli hasılanın içerisinde aynı zamanda dolaylı vergiler var. Çünkü bir malın fiyatı içerisinde yıpranma payları da var. Devletin yansıtmış olduğu şirketler yoluyla yansıtılan KDV gibi dolaylı vergiler var. O zaman safi milli hasıladan da dolaylı vergileri çıkarttığımız zaman arkadaşlar milli gelir elde ederiz. Peki milli gelir nedir tanım olarak?
üretim faktörüyle sahiplenen aldığı paylar toplamıdır. Ve arkadaşlar fonksiyonel gelir dağılımı olarak bilinir ya da bulunur diyebiliriz. Bu tanımları arkadaşlar ve formülleri aklımızda tutmak gerekiyor. Evet, çok fazla tutmayayım. Yine çok konuştuk. 40 dakika olmuş. Bu arada diğer gelir kavramları bitmedi. Diğer videoda devam edeceğiz. O zaman arkadaşlar herkese çok başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.